arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyordum. Biliyorum çok özlediniz bizi. Kaptan Mali ile beraberiz. İşler, güçler, yoğunluk, av yapamadık vesaire yaptık ya da sizinle paylaşmaya değer görmedik bunları. Ama çok yakında inanılmaz projelerimiz var. Acayip güzel videolar gelecek. Çok ilginç videolar gelecek. Bugün Mali ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Teknemizin 20 saatlik bakımı geldi. Bir motor sıfır olduğu zaman İlk 20 saatte bir bakım yapılması lazım. Bu da biraz masraflı, meşakkatli bir iş. Teknemizi buradan Balıkçı Balıcanağı'na götüreceğiz. Orada vinçle havayı alacağız. Bakımları yapılacak. Size bu kısımları göstermek istiyoruz. Ve küçük seyirde neler yaptığımızı. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Şuraya bir gösterelim Didoş Hanım. Bir kere teknemiz de start stop özelliği var. Aynı otomatik yeni arabalar gibi. Halatlar fora. Kıç halatları, baş halatları fora edeceğiz. Ondan sonra güzel güzel çıkacağız. Barınakta teknemizi karaya alacağız ve prosedürleri göreceğiz. Koca tekne karaya kalkacak. Acaba bu kadar kısa sürede altı kirlendi mi, kirlenmedi mi vesaire hepsini göreceğiz. Şimdi bir de bu tekne benim eski tekneme göre büyük olduğu için burada manevrada birazcık zorlanıyorum. Çıkarken değil de girerken bayağı sıkıntı oluyor. Çıkmada problem yok. Büyük tekne birazcık cümleni zor dinliyor. Mali sen kendin bağlıyor musun? Yoksa evet. Palomar'dan destek alıyor musun? Son iki seferdir Palomar'dan destek alıyorum ama kendimiz bağladığımızda oluyor yoğunlukta. Oluyor da özellikle burası çok kalabalık olduğunda ve tonoz kaydığında evet, çok zorlanıyorsun çok değil mi? Aynen. Tonoz altında kalıyor tekne. Abi dönemiyorsun direkt atıyor tekne kendini böyle. Ele de rüzgar varsa ben de o yüzden kendim çıkıyorum ama girerken riske girmiyorum abi. Palomar desteği alıyorum. Normalde ben şöyle diyordum, ben eski denizciyim, deniz kuvvetlerinden, sahil güvenlik komutanlığından geldim. Ben giriş çıkışta Palomar kullanmam diyordum. Ama arkadaşlar tekne büyük olunca öyle olmuyormuş. Özellikle de alan çok dar olunca maalesef bir Palomar'ın şöyle botla bir önden ittirmesi gerekebilir. Sıkıntı yok. Bu arada dün çok ilginç bir köpek balığı türü yakaladık. Abi bu ne? Dişlere bak! Aa, çok uyumsuz. İki katır şart mı bu acaba? Boyuta bak. Meclis abi bu ne ya? Dişleri görüyor musun? Evet, Allah'ım. Allah'ım. Hayvanın dişleri de bak. Çok korkunç. Çok. Rengi değişik, tipi evet. Değişik. Yaratık sivilceleri falan var böyle. Sivilceleri mi var? Abi. Lan çok kolay çıktı dedi biliyor musun? Evet dur şurada da yine var. Hayır atarken çırpınsa ayağımı falan ısırsa ayvayı yedim yani. Uzun bir daha. Çok değişik bir. Buradan gülüyor yalnız buradan. Gözlere bak. Bebeğim gülmek mi? Şu dişlere bakar mısın? Böyle bir gülme mi var? Hayatımda gördüğüm en değişik köpek balığı türü. Bunu hemen Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Dükoğlu'na gönderdim. İlk başta o bile tanıyamadı. İnanılmaz dedi, detaylı fotoğraf gönder falan. Sonra bulduk. Dalatias licha. Küt burunlu köpek balığı. Dişleri o kadar korkunçtu ki arkadaşlar. Ve dedi ki, bunun dedi bana görsellerini gönder, biz bunu yayınlayalım. Yani bu kadar nadir ve nesli tehlike altında olan bir türmüş. Fotoğraflarını görüyorsunuz, çok ilginç. Detaylarını da inşallah paylaşacağım. Bir daha tutar mıyız bilmiyorum da öyle bir olay oldu. Evet, salıyoruz. Adını bile bilmediğimiz, hayatımda ilk defa gördüğüm çok ilginç bir köpek balığı türü. Şimdi ben dönüp, Allah! Bak nasıl dönmeye çalışıyor. Gözlerin güzelliğine bak. Dikkat et. Haydi güzellik. Tarih öncesinden kalmış. Geri dönecek manyak. Evet, toparladı. Ve dalıyor. İşte bu. Arkadaşlar yanımızda Abdülver'in teknesi var. Abdülver'in babası Selahattin abi Selim'in teknesi. Onlar da bu sabah bakım yaptırdılar. Şimdi onların işlemi bitti. Bizi alacak aynı vinç. Bize barınağa doğru yola devam. Barınağa giriyoruz arkadaşlar. Şu manzara bence Antalya'nın en güzel manzaralarından biri.
hazırlamış cuk diye. Hadi cuk diye içine gireceğiz şimdi. Seni var unuttum açarım, tamam. Yavaş yavaş gelin, bir daha gelin. İleri mi? İleri, ileri. İyi mi böyle? Hoştayım. Arkaya mı gidelim biz? Kaydırayım mı arkaya şeyleri? Sanki çok geride kaldı. Hafif ya. Hafif kaldı, önce kontrol etti. Baktı dengesizlik var. Tekrar geriye aldı. Yine arkaya yük geldi. Bir daha indiriyor, bir tık daha geriye aldı. Azdan geri alırsan ön kaya. Stresli iş ya, çok stresli.
gelsin. Teşekkür ederim. Orada takılıyorum. Robot'a geri gel. Burada gel. Başlayacağım. Hiç bağlamış mı bir şey? Buraya gel ya. Yani make yok. Şimdi bakın ellerim kirli. Çünkü yosun oluşmaya çalışmış. Zehirli boyanın özelliği anti-fouling sistemi bu. Böceğin oradaki şeylerin organizma oluşmasına izin veriyor. Yüksek sürat yaptığın zaman kabuk gibi sıyrılıp atıyor. Yani bu bak şu elimde gördüğünüz şey o. Aynen gayet normal. Bir problem yok. Ama mesela gel. Teknenin kuyruğunda öyle bir özellik olmadığı için kamış yuvalarına değmesin diye tam kaldırmıyoruz. Bakın burası hemen yosun tutmuş, gördünüz mü? Evet. Normalde zehirli boya olmasa tekne karınası da aynı şekilde olmalıydı. Ya da bak şurada zehirli boyanın bittiği yerde su kesiminin altında kalan yer hep yosun tutmuş, gördünüz mü? Yani bu da demek ki zehirli boyamız gerçekten güzelmiş. Onu gösteriyorum. Ben çok üzerine çıkılması taraftarı değilim. Dengeyi bozardım mı? Ya biraz dengesiz görünüyor. Evet. Aleyküm selam. Ha geldiniz mi? Geldik abi. Nereden geldiniz ya? Çocuklar burada. Gel. Ben kendim gidiyorum. Merhaba çocuk. Merhaba. Size burada köpek sevelim. Az önce Selahattin abi. Arkadaşlar bakımlar yapılacak. Biz de bir kahvaltılık, çay içebileceğimiz, tost yiyebileceğimiz bir yer var mı ona bakıyoruz. Çünkü artık yani şey, bundan sonra bir şey daha var. Bazı geyiklerim, göstergelerim takılacak. Bugün bayağı uzun. Biz de olayın keyfini, tadını çıkaralım. Zaten denizde yeterince yoruluyoruz. Değil mi böyle? Ya. Yok ya. Yorulur mu? Onları güzel bir şey yapacağız. Kotra bak. Eski Türk filmlerinde Kotra diyorlardı. Bir tane Türk filmi izledik. Hülya Avşar'ın oynadığı. Adı da Haram. Aynen. Orada böyle bunları Kotra diyorlardı. Şurada arkasında römork takılı tekneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün cumartesi olduğu için bolca tekne var denizde. Bakın şurada da var. Bir sürü tekne var. Orada da var, orada da var. Bir sürü arabaların arkasında römork var. Antalya'da marina ya da barınaklarda yer bulmak artık korkunç bir problem oldu. O yüzden insanlar yer bulamadığı için indir kaldıra uygun tekneler almayı tercih ediyorlar. Böyle maksimum 5,5 metre falan. Onun için de Antalya Barutçu Barınağı'nın çekik yeri bu bölgedeki, Antalya bölgesindeki en iyi, en temiz çekek yeri. O yüzden indir kaldırıp problem yaşamıyorlar. Yani genelde dastır. 1, 2, 3 dastır. Burada da var, dastır. Aynen, orada da. Tamam mıyız? Tamamız abi. Yağ filtresini ben söktüm. Makinemiz daha yeni sıcak olduğu için yağlar akıtabilir. Şu dakikada sızarsa korkma. Sadece içindeki fazla yağ. Onu kurtarma şansım olmadı. Tamam. Çünkü makinemiz daha yeni. Şimdi seninle suda bir test, bir şey yapacak mıyız? Bir çıkacağız seninle. Tamam, okey. Geyikler de geliyor şimdi marinaya. Çünkü yağ filtresini söktüm. Blokun içinde yağ olunca yağ filtresinden aktı aşağıya doğru. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok orada çünkü. Makine çalışmasaydı akmayacaktı. Tamammış. Hadi bakalım. Abi bizim evinde sigara full konsantrasyon. Çok güzel iş ama ya bence çok eğlenceli baksana. Bütün gün ben bu işi yapabilirim.
Hayır, çekirdek çitleyerek bunları izleyen insanlar var, biliyorsun. Baksana. Oyun konsolu gibi düşün. Hoppacık. Teşekkür ederim. Isırma çaları dışarı mı? Sonra mı? Abi isim Şaban mı senin? İpi kaldı. İban atsana bana WhatsApp'ta. Eline sağlık, sağ olasın. İnanılmaz kıç atıyor bilmem ne. Dümen dinlemiyor Tornistan'da. Ne yaparsan yap. Kalamarsız oynaya giremiyor. Çocuklar dinliyor önce. O kadar da değil. Dinliyor da işte şey. Bizim bölge çok dar. Her yerde tonoz alatı var. Yanımızda 3-4 tane tekne böyle zodyak koyuyorlar, şey koyuyorlar, jet ski koyuyorlar falan. Geçmiş olsun, teknemiz hazır. Şimdi bakımcı arkadaşlarla beraber bir test yapacağız. Biraz yüksek sürate çıkacağız, deneyeceğiz falan filan. Ondan sonra game over. Arkadaşlar bakımımız bitti. 20 saatlik bakım. Yani insanlar 20 saat süren bakım gibi anlamış hikayelerde paylaştığımda. 20 saat bakımı nedir? 0-1 motor 20 çalışma saati çalıştıktan sonra sıfır olduğu için bazı partiküller, metal parçacıkları vesaire atabiliyor ya. Bunun için yapılan bir bakımdır. Yapıldı. Teknenin rodajı da bitmiş oldu. Bundan sonra istediğimiz gibi gazlayabiliriz, son gaz. Normalde çok uzun süreli tam yol vermemek gerekiyordu teknenin rodajı bitene kadar. Onun dışında trolling modu diye bir özellik var teknemizde. Çok düşük süratte 1 knot gibi, 1.5 knot gibi düşük süratlerde canlı yemle trolling yapabileceğimiz şekilde bir özellik varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Motorumuzun güzelliğini gösterelim şuradan. Gerçekten çok yakışıklı bir tekne. Bu arada limana bağlıyoruz. O mu? Tamam. Eyvallah. Sen bağlar mısın arkaya? Ben öne geçeyim. Aynen, çok kısa. Kaptan Mali geçmiş hemen öne. Süper. Tamam, artık stopu şey yapabiliriz. Yine tek tuşla stop ediyoruz. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu video hasret giderme videosuydu. Kusura bakmayın, yakında bomba gibi balık videolarıyla karşınızda olacağız. Lütfen bir like atın, abone olun. Görüşmek üzere.